Merhaba. Bugün Aralıklı Oruç serimizin ilk videosuyla karşınızdayım. İstedim ki bu seriyi böyle açık havada, ferah bir şekilde ve sohbet eşliğinde sürdürelim. Gerekli video ve postları paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi ilk videomuzda Aralıklı Oruç'un temelinden ne olduğundan bahsedelim. Intermittent fasting, iftiyeti, fazlalı oruç, aralıklı açlık, aralıklı oruç gibi kavramlarla duyduğumuz bu beslenme tipi aslında günün belli bir saatinde yemek yemeyi ve geri kalan sürecinde de vücudu aç bırakarak oruç tutmayı hedefliyor. Bu yeni bir şey mi? Değil. 2000-3000 yıl önce belki ilk insanlar incelendiğinde zaten insanların doğal olarak, içgüdüsel olarak böyle beslendiklerini görüyoruz. Sık öğünlü beslenme, işte aralıklı oruç hangisi daha iyi? Sık öğünlü beslenme, obezitenin artması, hastalıkların artmasıyla belki son 20-30 yıldır hayatımıza yerleşen bir sistem. Ama bu az öğünlü, gece özellikle akşamdan sonra başlayan bir açlığı uygulama devri yıllardır var, binlerce yıldır var. Yakın tarihe baktığımızda da işte son 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl öncesine baktığımızda da aslında bizim kültürümüzde de olduğunu görüyoruz. Bu bir moda diyeti mi, trend mi, işte geçecek bir akım mı? Değil. Çünkü bilimsel destekleri de var. İşte bir Japon bilim adamı biliyorsunuzdur uzun yaşamın sırrı diye Nobel ödülü aldı. Ve sonrasında son 4-5 yıldır belki aralıklı orucun hem hayvan hem insan deneyleri bilimsel çalışmalarla desteklenmeye başladı ve daha büyük çalışmalarda yavaş yavaş geleceğine inanıyorum. Çünkü gitgide bilim daha çok üstüne düşmeye başladı. Dediğim gibi bu konuda bilimsel temelleri olduğu için ve aslında insanlık var olduğundan beri olduğu için bu bir moda diyeti değil. Yani bu dönem çok konuşuyor olabiliriz. Evet böyle zayıflamayla popüler oldu. Ünlüler işte onlar bunlar falan yapmaya başladı ama bu bir moda diyet kesinlikle değil. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla konuşacağız. Şimdi bunun belli türleri var. İşte su orucu, tek öğün beslenme, 5'e 2 sistemi, 16'ya 8 benim en favori olan sistemim. Bu aralıklı orucun türlerinden. Birkaç farklı türü var. Özellikle de ya ben sabah kalktığımda kahvaltı yapamıyorum. Yapmak bana çok zor geliyor. Zorla bir şeyler yiyorum. Ya da ben gün içinde bu kadar çok sık beslenemem. Benim hayatım daha kolaylaşsın diyenler için, özellikle kalktığı gibi bir şey yemeyenler için bu sistem oldukça ideal ve sağlıklı. Dediğim gibi benim en çok kullandığım, size anlattığım, belki farkında olmadan da yıllardır uyguladığım sistem 16'ya 8 sistemi. İşte 8 saatlik bir beslenme penceresi, geri kalan süreçte bir oruç tutma penceresi. Ama bu oruç dini ritüellerden farklı olarak su, çay, kahve, maden suyu gibi kalorisiz içecekleri içeriyor. Bunun için ayrıca bir post yapacağım 16'ya 8 diyeti için. Niye kullanıyoruz aralıklı orucu? İnsülin direncini düzeltmek için, polikistik overda, bazı tiroid hastalıklarında, obezitede, fazla yağlanmada, inflamasyon durumunda, bu gibi sağlık durumlarında aralıklı orucu uygun kişilere oldukça iyi, faydalı ve güzel bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Yani bu doğru kullanıldığında açlık gerçekten şifa verici ve tedavi edici oluyor. Ama doğru kullanılması, kontrollü yapılması önemli. Zararlarından da bir sonraki postlarda bahsetmeyi düşünüyorum. Yani özet olarak aralıklı oruç bilimsel temelleri olan, belki yüzyıllardır insanın zaten doğasında olan ve artık bilimin yeni yeni konuşmaya başladığı az öğünlü beslenme sistemine dayanan, vücudu belli bir süre besleyip belirli bir süre dinlendirmeyi hedef alan bir beslenme tipi. Bu bir işte size ne yiyeceğinizi söylüyor mu? Hayır, size ne yiyip yemeyeceğinizi söylemiyor. Siz diyetin içeriğini sağlıklı olarak kendiniz belirliyorsunuz. Bu sizin gününüzü, yaşamınızı ayarlıyor. Pratik mi? Evet, pratik. Hayatınızı kolaylaştırıyor mu? Kolaylaştırıyor. Birçok sağlık faydası var mı? Var. Bu serimizin ilk videosu böyle oldu. Daha detaylı videolarla ve postlarla devam edecek. Merak ettiğiniz konuları buraya yorum olarak yazarsanız bu postun altına ben de bir sonraki postları bu şekilde şekillendiririm. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.